Nokta Tatlara hoş geldiniz. Yılbaşının vazgeçilmez lezzetlerinden olan yepyeni bir hindi tarifi veriyorum. Malzemeler 5-6 kilo hindi, 5-6 adet havuç, 2 adet soğan. Hindinin iç kısmına sürmek için sos, 1 tutam ada çayı, 1 tutam kekik, 1 tutam zencefil, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 çay bardağı zeytinyağı, tuz. Hindinin üzerine sürmek için sos, 6 çorba kaşığı ayva marmelatı, 4 çorba kaşığı tereyağı. Hindiyi servis yaparken kullanılacak malzemeler 2 su bardağı et suyu, 2 çorba kaşığı sirke, 2 çorba kaşığı un, tuz. Hindiyi kapamak için malzemeler yorgan ipi, yorgan iğnesi veya tahta şiş. Bu tarifim diğer tariflerimden farklı ve daha lezzetli bir tarif olacak. Bir kez denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz. Her yılbaşı bu tarifi yapmak isteyeceksiniz. Şimdi yılbaşı hindisinin yapımına geçelim. İlk önce havuçları iyice yıkayalım. Toprakta yetişen bir sebze olduğu için tel veya fırça yardımıyla iyice temizleyelim. Havuçları bir kesme tahtasının üzerinde 4 parmak kalınlığında doğrayalım. Doğradığımız havuçları geniş ve derin bir fırın tepsisine alalım. Ardından pırasaları iyice yıkadıktan sonra baş kısımlarını keselim. Pırasaları da kesme tahtasının üzerinde 4 parmak kalınlığında doğrayalım. Fırın tepsisindeki havuçların yanına ilave edelim. 2 adet soğanımız vardı. Kabuklarını soyduktan sonra iri parçalar halinde doğrayarak havuçların yanına ilave edelim. Elinizde kırmızı soğanınız varsa onu da ilave edebilirsiniz. Kırmızı soğanım olmadığı için ben ilave etmedim. 3 sebzemizi de doğradıktan sonra hepsini tepsinin içerisinde karıştıralım. Şimdi hindinin iç sosunu yapabiliriz. Sosu için blenderdan yararlanabilirsiniz. İlk önce ada çayını blenderın içerisine ilave edelim. Ada çayının sert odunsu kısımlarını ayıralım. Ardından kekiği ilave edelim. Zencefili ilave edelim. Karabiberi ilave edelim. En son olarak da zeytinyağını ve tuzunu ilave edelim. Blender'ı 2-3 dakika çalıştıralım. Sosumuz hindinin içine sürülmeye hazır. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosu hindinin iç kısmına sürelim. Hindinin karın kısmını kendimize doğru çevirelim. Hindinin iç kısmını iyice bu sosla bulayalım. Sosun hindinin dış kısmına gelmemesine özen gösterin. Blender'da kalan sosu da içine dökelim. İçini soslama işlemi bittikten sonra hindiyi tepsinin üzerindeki sebzelerin üzerine yerleştirin. Pişerken but ve kanatlarının açılmasını önlemek için yorgan ipiyle bağlayalım. Gördüğünüz gibi but kısımlarını ortada birleştirip yorgan ipiyle sıkıca bağladım. Daha sonra boyun kısmını kendinize doğru çevirin. Boyun kısmını derinin altına yerleştirin.
İki omuzdan büzerek deriyi orta kısımda toparlayın. Bu kısımdan yorgan ipiyle dikmeye başlayın. Bu işlemi yapmamızdaki amaç hindinin fırına girdiğinde iç kısmının kurumasını önlemek içindir. Daha sonra kanat kısımlarını bağlayalım. İlk kanadımıza ipi bağladıktan sonra hindinin arka kısmından geçirerek diğer kanadını bağlayalım. Ben eskiden olduğu gibi annelerimizin yaptığı gibi yorgan ipiyle bağladım. Bu işlem için uzun çöp şişler de kullanabilirsiniz. Hindimiz fırına girmeye hazır. Hindinin üzerinin yanmaması için iki kat yağlı kağıt kullandım. Fırınınız fanlıysa her tarafı eşit şekilde pişecektir. Fırınınız fanlı değilse yağlı kağıdın üzerine folyo sarabilirsiniz. Veya fırın poşeti kullanabilirsiniz. Uzmanlar folyonun zararlı olduğunu ifade ettiği için ben folyo kullanmıyorum. Hindiyi fırına vermeden önce sebzelerin üzerine bir su bardağı su ilave edelim. İlk pişirme aşamasında yaklaşık 2 saat pişiriyoruz. Şimdi üzeri için sosunu hazırlayalım. Bunun için 6 çorba kaşığı ayva marmelatını derin bir kaseye alıyorum. Üzerine 4 kaşık tereyağı ilave ediyoruz. Bu sosu elimizle iyice harmanlıyoruz. Sosu hazırladıktan sonra ayrı bir yere alıyoruz. Hindi yaklaşık 3,5-4 saatte pişer. İlk 2 saatlik pişirme işlemini yaptıysanız fırından çıkarın. Hindi pişerken tepsinin altına akan sostan hindinin üzerine gezdirin. Bu işlemi yaptıysanız tekrar yağlı kağıda sarıp fırına verebilirsiniz. Bu işlemden sonra 1 saat daha fırında pişirelim. Bir saat daha geçti. Şimdi fırından çıkarıyoruz. Bu defa ayva marmelatıyla tereyağı karışımı sosu üzerine elimizle sürüyoruz. Hindinin arka tarafına, ön tarafına gelebilecek şekilde her tarafına yedirerek sürelim. Ayva marmelatı da ne oluyor diyebilirsiniz. Ben tatlı sevmem demeyin. Bu sos piştikten sonra ağızda şekerli bir tat bırakmıyor. Çok lezzetli oluyor. Bu şekilde yarım saat kadar daha fırına verelim. Hindimiz hazır. Nar gibi kızardı. İki ucundan tutup bor cam tepsisine alalım. Şimdi tepsinin altında kalan hindi suyundan sos yapalım. Tel süzgeç yardımıyla bu lezzetli suyu süzelim.
Bir tahta kaşık yardımıyla sebzelerin üstüne bastırarak tel süzgecin altına sularının geçmesini sağlayalım. Üste kalan taneli kısmı ziyan etmeyin. Bununla da değişik çorbalar yapabilirsiniz. Daha sonra kullanmak için ayıralım. Süzgünün altında kalan bu lezzetli suyun yağlı kısımlarını karton bardaklara doldurup buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu yağlı sosundan değişik zamanlarda pilavlar, çorbalar yapabilirsiniz. Altta kalan lezzetli suyuna önce tuzunu, daha sonra 2 kaşık sirkesini ilave ediyoruz. Ardından 2 kaşık un ilave ettikten sonra çırparak karıştırmaya devam ediyoruz. Bu lezzetli karışımı sos tenceresine boşaltıp ocakta kısık ateşte karıştırarak pişirmeye başlayalım. Sosu pişirirken sürekli karıştırın. İçinde un ilavesi olduğu için dibine tutabilir. Sosumuz kaynayıp yoğunlaşmaya başladıktan 5 dakika sonra ocağın altını kapatalım. Bu lezzetli sosu da kullanarak hindiyi servis yapabiliriz. Hindi tam kıvamında pişti. Lif lif ayrılıyor. Hindinin yorgan ipiyle bağlamış olduğumuz ve dikmiş olduğumuz kısımlarını keselim. Bir parça but kısmından kesip servis tabağına alıyorum. Hindinin yanına da yeni yapmış olduğum yılbaşı pilavından ilave ediyorum. Yılbaşı hindisinin yanında yılbaşı pilavını da yapmak isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. En son hazırlamış olduğumuz sostan da hindinin üzerine ilave ederseniz lezzetini ikiye katlamış olursunuz. Yılbaşının vazgeçilmezlerinden olan hindiyi farklı bir tarifte yaptık. Sağlıkla ve afiyetle keyifli bir yılbaşı geçirmenizi dilerim. Nokta Tatlara abone olup takip ederseniz daha farklı birçok tarifleri de deneyip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Hepinize iyi bir yıl diliyorum.